Detaylı İncele kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, VAC grubu araçlarda arkadaşlar. Klimanız yeteri derecede ısıtmıyorsa bunu nasıl resetleyeceğinizi göstereceğim. Artı bir taraf soğuk üflüyor veya bir taraf sıcak üflüyorsa bunu da nasıl dengeleyeceğinizi ve resetleyeceğinizi göstereceğim. Gördüğünüz gibi aracımız burada. Yağmurlu bir günden selamlar olsun bu arada herkese. Evet beyler, aracımızın içine geçmiş bulunmaktayız. Resetlemeyi şu şekilde yapacaksınız. Klimanız açıkken, yani klima dediğim şöyle söyleyeyim, kaloriferiniz açıkken ve motor ısınmış konumdayken, hatta aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi, örnek veriyorum, motor ısındı sayalım. Kaloriferimiz çalışıyor, fazla ısıtmıyorsa. Kalorifer açıkken şu her iki tuşa arkadaşlar birlikte bastığımız zaman resetleme yapıyor. Bunu ister kalorifer kapalı iken yapın, ister açıkken yapın. Açıkken yaparsanız biraz daha uzun sürüyor. Şöyle söyleyeyim, yalnız ikisine aynı anda basmanız gerekiyor. Basılı tuttum. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yanıp sönüyor. Bu şu an fark ettiyseniz, duyuyor musunuz bilmiyorum. Yalnız hava frekansı değişti birden içeride. Tek tek petekleri kontrol ederek resetliyor ve içerideki hava sirkülasyonunu dengeliyor. Yani bu sayede hem aracınız daha iyi ısıtacak hem de dengeli ısıtacak ve kötü kokuyu da giderecektir. Bunu bütün Audi, Volkswagen, Seat, Skoda yani VAC grubu araçlarda yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an dengeledi. Bunu klimamız kapalıyken de yapabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi. Resetlemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an resetledi ve bir tık açtı kaloriferi. Gördüğünüz gibi hem daha iyi üflüyor hem de şu an motor soğuk olmasına rağmen arkadaşlar bakın hararet, aracı yeni çalıştırdım. Gerçekten içeriye sıcak hava üflüyor, onu söyleyeyim. Yani eskisine göre çok çok iyi oldu. Bu da size güzel bir bilgi olsun. Hatta kapatmadan size kısacık bir bilgi de vereyim. Arkadaşlar diyelim ki kapattık kontağı. Şöyle bir tık sileceği çevirirsek gördüğünüz gibi sileceklerimiz yukarıda kalır. Ve bu sayede hem silecekleri değiştirebilirsiniz hem de aracı yıkarken kolaylık olur, temizleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.